Selam arkadaşlar Mebin yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Altın Sorular Türkçe serisinin 16. sorusuyla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden sorumuzu çözelim. Sorumuz Antalya çalışma sorularından 9. soru. Birkaç aşamayı içinde barındırdığı için ve aynı zamanda birkaç yönü olduğu için önemli bir soru olarak değerlendirdik ve onu da buna dahil ettik. Bakalım ne istemiş nasıl bir soru. Buna göre aşağıda öğrenciler tarafından yazılan cümlelerden hangisi öğretmenin isteğine uygun değildir. İstekler burada verilmiş. Dikkat eder isterseniz istekler ne ile alakalı onu da en üstte görüyoruz. Cüsseli bir soru gibi duruyor. Sizi korkutmasın. Her zaman böyle soruların püf noktaları vardır ve çözmesi biraz daha kolaydır. silerle alakalı bir bilgi var burada gördüğünüz gibi. Dersin başında sileri anlatarak tahtaya şu bilgileri yazdı. Eğer filmsilerle ilgili bir probleminiz yoksa burayı okumanıza gerek yok. Aslında okumanız için de verilmiş olarak değerlendirmeyin bunu. Bilmeyenler bunu okurken zaman kaybedecektir. Bir soruya birkaç sorunun vaktini harcayacaktır burada. Hemen bakalım. Ardından öğretmen öğrencilerden aşağıdaki bilgilere uygun bir cümle yazmalarını istemiştir. Bilgiler önemli. Hemen bakalım. Cümlede sıfat fiil, zarf fiil bulunacak ama isim fiil bulunmayacaktır. O zaman ilk işimiz isim fiil olan cümleleri elemek olsun. Sıra sıra gidelim. Arızalı olanları tamir etmeden olanlar dediğinde sıfat fiili gördük. Etmeden dediğinde zarf fiili gördük. Evden ayrılma dediği anda isim fiili gördük. İsim fiili olmayacaktı bunu eledik. Yolda yürürken zarf fiili gördük. Karşıma çıkan dediğinde sıfat fiili gördük. Şeyler beni insanlığın geldiği nokta konusunda düşünmeye dediğinde İsim fiili gördük. İsim fiil olmayacaktı. Bunu da eledik. Bu görevi tamamlamadan dediğinde zarf fiili gördük. Sana aldığımız dediğinde sıfat fiili gördük. Paketleri açamazsın. Burada isim fiil yok. Bu birinci öncüle uyar. Sen de bu tavsiyeleri yaptığında dediğinde zarf fiili gördük. Daha mutlu hissedenler dikkat hissedenlerden olacaksın dedi sıfat fiili gördük. Demek ki ilk öncülüğe uygun sadece iki seçenek var. İşimiz yarı yarıya azaldı. İkinci kurala bakalım. Zarf fiil sıfat fiilden önce gelecek ve zaman anlamı bildirecek. Baktığınız zaman tamamlamadan dediğinde burada zarf fiil sıfat fiilden önce gelmiş. Açamazsın. Ne zamandan önce açamazsın bu görevi tamamlamadan. Gördüğün gibi zaman anlamı da ifade etmekte. Dolayısıyla bu da uymaktadır buna. Diğerine bakalım. Sen de bu tavsiyeleri yaptığında, ne zaman yaptığını, gördüğün gibi zaman anlamı var. Aynı zamanda da sıfat fiilden önce gelmiş. Bu da uymakta ikinci öncüle. İkinci öncülde geçtik. Sıfat fiil adlaşmış olacaktır. Adlaşmış olabilmesi için nitelediği ya da belirttiği ismin düşmesi lazımdı. Hatırlayın. Aldığımız paketler dediğinde burada ismin hala burada olduğunu görüyoruz. Hisseden kişilerden olacaksın açılımını yapabileceğimiz ya da hisseden insanlardan olacaksın açılımıyla oluşturabileceğimiz sıfat damlamasında isim ne yapmış düşmüş. Dolayısıyla burada hissedenleri adlaşmış sıfat olarak değerlendirebiliriz ve cevabı da bulmuş oluruz. Bu da aslında sorunun ayrıntı bakımından güzel bir yönü olarak değerlendirilebilir. Ayırt edici bir soru olarak da düşünebiliriz bunu. Hem dikkat açısından hem de adlaşmış sıfatı bilmek hem isim fiili bilmek açısından Aynı zamanda da kuralları takip etme açısından önemli bir soruydu diyelim ve diğer sorularda buluşmak üzere hepinize iyi günler dileyelim. Küçük bir hatırlatmayla kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayalım.